Merhaba dostlar. Bir seriye başlıyoruz ki bu seri aman Allah'ım yani akıllara durgunluk veren bir seri olacak çünkü internet ortamında birçok fotoğrafı ya da tercih ettiğimiz insanların fotoğraflarının tamamını görmeye çalışacağız yapay zekayla. Kesik bir fotoğraf ya da yarım bir fotoğraf düşünün. Bunun kalanını yapay zeka doldur diyeceğiz ve ortaya çıkan sonuçlara bakacağız. İlginç bir video serisi olacağına inanıyorum. Siz de şu kişinin fotoğraflarını tamamlayalım dediğiniz kişileri yazabilirsiniz yorum olarak. Tabii ki bu videodaki konuğumuz Tuğkan olacak. Elrayan olacak. Sizinle Tuğkan Gönültaş'ın fotoğraf bakacağız. Doldurmaya çalışacağız. Umuyorum kendisi de sever. Eğlenceli bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Kendisini de çok seviyorum efendim. O yüzden böyle bir seride ilk tabii ki onun fotoğraflarını kullanmam garip olmasa gerek. Bundan sonra da öyle bilinsin. O zaman gelin başlayalım. Bunun için tabii DALL-E'yi kullanacağız. Burada tamamlayabileceğimiz piyasada birçok fotoğraf var. Tabii ben giriş olarak Tuğkan'ın fotoğrafını kullanacağım. Okay. İnşallah bana kızmaz. Bakalım onun fotoğraflarının devamı nasıl çıkacak yapay zekayla. Görelim. İlk olarak bu fotoğrafını kullanacağım. Yani şunun devamı olsaydı nasıl gösterirdi yapay zeka? Ona bakalım birlikte. Okeyleyelim. Şöyle yarısını alayım. Man in the forest diyelim. Muazzam İngilizcemle. Ve oluştur diyelim. Oo. İlginç bir şey çıktı. Eller bayağı büyük ama fena değil yani. Baksana eşofman takımı falan giydirdi. Ağacın kenarından tutup uzaklara bakan. Güzelmiş. Bakalım diğerleri nasıl? O elinde tablet tutuyor ya da telefon. Bu şekilde uzaklara bakıyor ama bu da iyiymiş. Fena değil yani. Aa, Tuğkan'cığım ne yapıyorsun yavrum? Tabii bu biraz abesk oldu ama yani bu yapay zekanın yapacağı işte işlerden biri yani. Ama hangi akla mantığa sığarak böyle bir şey çıkardı onu da tabii düşünmek lazım. Herhalde en mantıklısı bu. Yani şöyle baktığın zaman şu yaptığı çalışmalara en mantıklı doldurduğu bu olsa gerek. Şurada tabii ayak böyle bir tövbe bismillah olmuş ama onun dışında fena değil yani. Elde falan tabii şöyle sıkıntılar var. Yani kompozisyon olarak baktığımızda güzel oturtmuş yine. Tamam bu güzel. Bunu kabul ediyor. Peki man in the forest with bear desek. Yani bir ayıyla karşılaştığını düşünsek ne çıkar? Haha çok iyi. Ya. Evet olaylar ilginçleşiyor. Başka var mı? Aa bayağı böyle karşılıklı. Tamam. Bu yalnız ayıda şapka mı var bana mı öyle geldi? Şu hiç olmaz zaten ama bak şu fena değil yine. Şu ayak falan düzeltilse gideri var yani. Şu da fena değil. Ya bu iyiymiş ama bak bayağı ilginç oldu. Ya bu şekilde böyle fotoğrafları doldurabilmesi çok muazzam değil mi ya yapay zekanın? Çok çok iyi sonuçlar elde edebiliyorsun. Peki başka bir fotoğraf deneyelim. Eline kolay kolay kurtulamaz. Çok da bir şey yazmayacağım mesela. Ben yazacağım sadece. Enter'layacağım. Bakalım ne çıkacak ortaya. Bunu ne kadar doldurabilir? Tabii o da bir soru. Çok saçma bir sonuç da verebilir bu arada. Ha çok iyi ya. Ne yaptı öyle ya bir anda? Oha. Dur bakayım başka ne yapmış? Bu daha iyiymiş. Dur bakalım. Oo bak eline şeyi falan verdi. Ceketi falan ver. Bayağı iyi düşünüyor yani. Tabii çok kilolu göstermiş burada. Ya sen ne yapıyorsun? Yapay zekanın da kafası karıştı. İşte karizmatik fotoğrafa bu kadar yapabiliyor demek ki yapay zeka. Dünyalar yakışıklısı hocamızın güzel sohbetine başlıyoruz inşallah. Buradan hangisi favori? Dur bakayım. Şu zaten Allah'a emanet duruş. Şu aslında elden geçirse fena değilmiş. Bir de şu yani. Oradaki şu küçük griliği ya ceket olarak düşünmüş ya da işte oradan sarkan kolu olarak falan düşünmüş. Saat falan da koymuş. Çok enteresan ya. Geçelim o zaman başka bir fotoğrafa. Aa örümceğe bakarken bak şu fena değil. Bunu alacağım. Şuraya hemen yazacağız. Dolduracağız. Belki bunu böyle detaylandırıp tabii çok daha ilginç şeyler çıkartabilirdik ama ben bir böyle denemek istiyorum. Bakalım nasıl dolduracak alta doğru. İşte kuzu kuzu geldi. Yok bu olmadı. Dur bakayım. Aa bak bu fena değil. Bu bir tarz ama beli çok düşük yaptım be. Vay duruşa bak. Güzel. Kırmızı pantolon. Bu hiç olmamış. O diz kapak el mi çıkıyor mübarek. Hoverboard'un üstünde dedim ben. Böyle ilginç bir şey çıksın ortaya diye. Vay dur bakayım. Oo bayağı tuttu dur. Şunlar fena değilmiş ya. Şu kotlu olan belki hani bir ihtimal ama yok yani. Bu ne abi? Sen ne yaptın ya buna böyle? En yine mantıklı şu ama bunun da işte ayak kısmı çok kötüymüş ya. Hoverboard'un üstünde gibi olmadı yani. Peki şu fotoğrafı doldursak bakalım. Muhtemelen o önünü kapatacak yani. Ayağını devam ettirmez diye düşünüyorum. Şuradaki masayı fark eder diye düşünüyorum yapay zeka. Ama şu sağdaki hafif el gibi bir şey var yani o işi bozar. Ha görmedim. Tabii. Tamam. Fena ama hiç fena değil. Yani bayağı reprodüksiyon çalışacak burada bak. Burada tabii kafalar karışmış. Ayağını nereden uzatacağını şaşırmış. Çünkü hem ayak şuradaki pantolon rengiyle masanın rengi birbirine yakın. Orada bir sapıtma olmuş. Burada en mantıklı yine şu duruyor. Yere de portakal mı koymuş? Ne yapmış o? Şöyle yukarı doğru da bir tamamlasın bakalım. Ya şeyi bilmesi çok inanılmaz bence. Yani şimdi uzaktaki figürden şuradan ayağı uzatırken. Oha. Arka plan çok iyi yaptı ha bu arada. Bayağı mekan yaptı oraya. Bakayım başka ne var? Yok bu olmaz. Şey gibi ya dur. Yüzüklerin Efendisi'ndeki bir mekana benziyor. Yemin ediyorum. Şu da fena değil. Aa bu çok iyi oldu ya. Bak şu resmi şöyle kullanmaz mısın? Kullanırsın bence. Gideri var. Üst kısım çok iyi oldu. Çok hoşuma gitti. Ne diyordum? Şu alttaki mesela kişinin bize uzak olması, ayağı bize yaklaştıkça büyümesi falan, perspektifi de algılaması, ona göre bir şeyler yapmaya çalışması çok hoş. Mesela ben desem ki şurayı kaldır. Buraları tekrar doldur diyeceğim ben. Çünkü oralar kötü duruyor. Onları halletmesi lazım. Yani mesela şu okey. Keşke şu üstünü falan da şuraları falan da biraz değiştirseydik ama genel anlamda bence hiç fena
değil. Bu arada az önce kullandığımız bir önceki fotoğrafın ters döndürülmüş haliymiş galiba ama farklı şeyler sonuçlar elde ettik yine de. Peki şunu kullanalım. Şöyle bir yerde oturuyor yapacak bunu muhtemelen. Dur bakayım. Ben yazacağım, yapıştıracağım. Bakalım ne çıkacak ortaya. Oho, ne yaptın sen dayı? Elinde kağıtta ne yapıyor orada, bir duruyor. Olmaz. Bu hiç olmaz. Orada eli var ya. Buradaki eli nasıl fark etmedin sen? Yine de el koyuyor bak. E bu abi kim? Yapay zekacım, ne yaşıyorsun yavrum ya? Çok abes oldu. Bu hiç olmadı bu. Onu böyle tamamlayamaz. Şöyle tamamlayalım biraz. O kim ya? Ya ben deyince tabii yanına bir adam koyuyor şimdi. Olmaz. Disco yapacağım arkayı. Hadi bakalım. Madem yapacak saçmalasın biraz. Oo, ortama bak. Ya yok artık ya. Yani gözünü sevdiğim hani. Ha bak yani şu en azından mekanı biraz daha. Tamam. Bak bu şekilde ortamı oluşturacağım şimdi bak. Disco'ya koyacağım. Bar, kafe neyse işte. Buradaki adam zombiye dönüştü bir anda. Bu nedir ya? Tövbe estağfurullah. Neyse böyle belki hani arada kaynar. Disco topumuz geldi. Evet, taze taze. DJ mi koydu oraya? Olmaz. Bu da olmaz. Bu hiç olmaz. Yine şu fena değil. Bunu kabul et. Şimdi burada sileceklerimiz belli zaten. Şuradaki disco yazısı. Bir de şunun şu kısmı çok mantıksız. Orayı da sileceğiz. Aslında böyle detaylı şeyler yazsan muazzam sonuçlar elde edersin. Şurada şu olsun. Burasında bu olsun diye böyle detaylandırırsan. Şöyle okeydir, tamam. Bak yeminle stok fotoğrafa döndü ha. Abbe Eldrayen ne? Böyle bir video mu varmış? Yo, böyle bir kanal varmış. İnsanlar neler yapıyor böyle? Ama ben bu fotoğrafı kullanacağım efendim. Çok iyiymiş. Bir korku morku yazalım bakalım neler çıkacak ortaya. Doğukan, o nasıl bir bakış? Korktun mu? Heh, ponçik. Yok olmadı. Olur mu böyle? Nerede oradaki korku? Ha, şöyle biraz değişik bir ortam ya. Tamam, böyle devam. 5 minutes later. Baya şeye döndü bu ya ortalık. Yani şimdi solla sağın arada dağlar var ya. Korkutucu arka plan gibi bir şey yazdım. Tipe bak, öbe estağfurullah. Geç. Sen hiç olmazsın. Ya yapay zekanın korkutucu şey anlayışı iç ürkütüyor ya. Dur lan, ilginç bir şey çıksın ama ortaya. Hadi bak. Yani sağı başka solu başka bir dünya oldu ama oha şu sağ taraf çok iyi olmuyor mu ya? Bak bunun şuradaki yazısını sil. Sadece şu tarafa doğru git. 10 numara 5 yıldız olacak bak şimdi. Korku filmi afişi gibi yemin ediyorum. Buna daha fazla bakmak istemiyorum. Eski fotoğraflarından birini şöyle bir tamamlayalım bakalım ne çıkartacak. Şöyle eski fotoğraflardan birini tamamlayalım. Evet, duruş tam şey ya. Mahalle abisi duruşu oldu. Gençler ne yapıyorsunuz diye gelen. O tip. Aa, daha böyle usturuplu bir duruş oldu bu. Sen ne yapıyorsun ya? Bu nedir? Eline de verdi Starbucks kahvesini. Bak bu olası. Fena değil. Şu olmaz. En iyi yine şu duruyor ve şu duruyor ya. Dur ya, bu olsun. Kadar da düzgün olmasına gerek yok. Mahalle abisi olsun. Aa bak, şuraya ne yazacağım? Balkonda asılı çamaşırlar diyeceğim. Tam bir şöyle bir sokak mahalle görüntüsü verelim bakalım. Ya işte aradığım bu ya. Dur bakayım, biraz daha şey var mı farklısı? Şu da olabilirmiş. Neyse bu güzel. Bunu ama tamamlayabilecek mi tabii? Şu kısmı tekrar doldurtacağım. Şimdi şöyle sağ tarafa doğru da gideceğim. İki kare gitsem yeter, şöyle sağ üst sağ alt şeklinde. Evet, en olur bu gibi yani oluşturabildiğimiz. Ama genel olarak sanki şeymiş gibi değil mi? Yani böyle Photoshop'tan yapılmış manipülasyon çalışması gibi oldu yani ortaya çıkan sonuç. Aslında bunu böyle geliştirsen, yani bir Photoshop'taki bir çalışmayı buraya yükleyerek onun üzerinde düzenlemeler yapabilirsin. Çok da iyi olur yani. Bence öyle duruyor. Şimdi bunu indirdim. Artı bir de şey düşünün. Şöyle bir fotoğraf düşünün. Diyelim ki ben bunun yanındaki kişinin kendisini hani bizzat değiştirmek istiyorum. Şöyle silsem surat kısmını. Buraya desem ki Trump. Acaba onun yüzünü değiştirir mi? Kurallarına aykırıymış. Ha, farklı biri dedim ben. Yani ben yazdım rastgele. Böyle değişik bir surat koyduruyor. Bu olmadı. Bu kim ya? Surat koyma konusunda o kadar da becerikli değil demek. Ya ama mesela mekan oluşturma konusunda çok iyi. Şuradan şöyle seçsem mesela şu kısma, tamam mı? Buraya ben cehennem yazsam. Kırmızı falan kızıl görünce bir cehennem oradan bir. Oha, tabela bile koydu lan. Baya cehenneme gider. Hele yani şuradan. Hiç olmaz. Baya bu cehennemden çıkan orada bir meseleyi tartışıyorlar galiba. En mantıklı yine şu mesela bak. Çok efsane gider ya. Şuraya doğru da tamamla. Abicim bu kim ya? İşte yazı eklemesin. Çok güzel olacak. Ya böyle gidilebilir aslında. Şu yazılar falan silinir. Ya bir ortam oluşturulur gibi duruyor. Evet, gördüğünüz gibi elimizden geldiği kadar farklı farklı fotoğrafların üzerinden değişik sonuçlar elde etmeye çalıştık. İlk elde ettiğim sonuçlar efsaneydi ya. Çok iyiydi ya. Sıradaki kim olsun? Başka kimin fotoğrafında efendim böyle bir genişletmeye değişiklik tamamlansaydı bu fotoğraf nasıl olurdu? Onu görmek istediklerinizi yorum olarak yazın. Tuğkan'a da çok teşekkür ederim. Buradan selamlar ona. Edren tasarımcı dayının videolarını izliyor. Videolarını tasarımcı dayı izliyor genelde yani, öyle söyleyebilirim. Çok anlaşılır oldu değil mi? İzleyen, vakit ayıran herkese çok teşekkür ederim. Umuyorum bana ayırdığınız vakti sonuna kadar hak etmişimdir. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Logo tasarım, web tasarım var. Yine yaparız, hep yaparız bak. Arıyorsan hadi kaliteli yol.